Güzel Sayın Çelik, hoş geldiniz. Herkese merhaba, değerli ben konuğumuz. Sizin Çelik. İlaç Müdürü Helin Çelik bizimle. Uzman konumuna Helin Çelik'ten. Para ve yatırımcılarına Helin Çelik konuğumuz. İlaç Müdürü Helin Çelik bizimle. Güzel Sayın Çelik, hoş geldiniz. Şimdi efendim kriptoyu dinleyeceğiz. Kripto para uzmanı Helin Çelik ise bizlerle birlikte. Helin hoş geldin. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Birlikte güzel yayın olsun. Şöyle senden de dinleyelim. Kripto para piyasasında neler değişti? Yukarı doğru tırmanışları durduracak veriler dün okunmaya başlandı. Bu etkin midir aynı şekilde riskli piyasalarda? Çünkü devamlılığını görüyoruz. Kriptoda da bu faiz artışları olumsuz bir şekilde uzun bir süre orayı da meşgul edecek midir? Evet, ne yazık ki dün ABD kanadından açıklanan enflasyon verileri kripto para piyasasına da negatif etkiledi. Sert satış baskısı görüldü piyasa genelinde. Çok fazla long pozisyon tahsil oldu. Hatta total olarak son 24 saat içerisinde ki veri de baz alacak olursak 100 milyon doların üzerinde pozisyonun tahsil olduğu, bunun bir çoğunun da long pozisyonlardan oluştuğunu söylememiz mümkün. Piyasa 1 trilyon doların üzerine çıkmayı başarmıştı, ancak açıklanan verinin etkisiyle birlikte tekrar gerileme yaşandı ve 1 trilyon doların altına kadar geriledi. Bu noktada Ethereum'da beklediğimiz merge güncellemesi ve bu güncelleme saatine kadar ki oluşabilecek hareketlilikte Fed'in gölgesinde kalabilecek aksiyonlara neden oldu. Neden? Çünkü beklentinin üzerinde %8.3'lük gelen bir enflasyon verisi önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararında agresif olabileceğini ve geçmişte de yaptığı faiz artırımlarının peşi sıra yine sert sıkılaşma politikasını sürdürebileceğini bize gösteriyordu ve hem değerli metallerde hem endekslerde hem de kripto varlıklarda sert satış baskısı gördük biz bu sebepten dolayı. Endekslerle korelasyonu çok yüksek gidiyor özellikle Bitcoin'in ve 3 ana endekste de Haziran 2020'den bu yana en sert günlük satışının yaşanıyor olması özellikle Bitcoin ve Ethereum'da dakikalar içerisinde 100 dolardan fazla hareketlerin büyümesine neden oldu. Özellikle Ethereum'a bakacak olursak veri açıklanmadan önce 1750 dolar civarından fiyatlanıyordu. Direnç olarak 1780'i işaret ediyorduk. Bu bölgeyi periyodik olarak test edip bir miktar geri çekilmişti ama verinin açıklanmasının ardından 1600 doların altına kadar geri çekildi. Gün itibariyle 1600 doları zorluyor ancak kritik bölgede fiyatlanmaya devam ediyor. Yukarıda takip edeceğimiz bölge 1670-1780 bant aralığı olacak. Reaksiyonun buralara kadar gelebilmesi ve buraya geçebilmesi aslında bizim için önemli. Çünkü faiz artırımı sürecine kadar piyasada böyle çok hacimsiz alışlar meydana gelebilir, işlemler yapılabilir. Ama faiz kararından sonra tekrar bir gerileme yaşanması muhtemel olabilir. O yüzden yatırımcının özellikle limit emirle ya da stop limitle işlem yapmasını tavsiye edebiliriz. Marketten direkt olarak anlık işlem yapılması veri saatinde tavsiyelerin artmasına neden olacaktır. Çünkü volatilite çok yüksek ve istediğimiz fiyattan satış da yapamama ihtimalimiz var. Diğer açıdan bakacak olursak kripto para piyasası içerisinde yaşanması muhtemel pozitif haberler. Bütün bu Fed'in faiz artırımı ve enflasyon verisinin yüksek gelmesi, bir türlü enflasyonun dizginlenememesi bunların gölgesinde kalmış oluyor. Bugün Rusya Maliye Bakanı'ndan gelen bir açıklama kripto para piyasasında en azından önümüzdeki yıla dair umutların bir miktar yeşermesine neden oldu. 2023 yılı içerisinde Rusya uluslararası ödemelerde Bitcoin ve diğer kripto paraları kullanabileceğini açıkladı bize Rusya Maliye Bakanı. Ve Rusya Başbakanı da kripto paralarla alakalı araştırmaların yapılması için ciddi talimatlar verdi. En azından gelen söylemler bu yönde. Ülkeler bazında pozitif gelişmeler olabilir 2023 yılının içerisinde. Ama biz bu yılı nasıl kapatacağız ona bakacağız. Özellikle hane halkının durumu bizi yakından ilgilendirecek. TÜFE'ye baktık, enflasyon verisini inceledik. Süreç içerisinde faiz artırımına odaklanacağız ve Euro bölgesinden gelen verilerin de biz artık kripto paraları etkilemeye başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artırımının dolardaki gevşemeye neden olduğu ve
Euro'nun güçlenmesiyle birlikte ters korelasyona sahip olan Bitcoin'de yine yukarı yönlü hareketlilik yaşanmasına sebebiyet verdiğini gözlemlemiştik. Yine enerji krizini takip ediyor olacağız. Euro'nun durumu da bizim için önemli olacak. Artık yavaş yavaş ekonomik takvimde bölgesel olarak takip edeceğimiz veriler artmaya başladı. O yüzden yatırımcı bağımsız düşünmeden kripto para piyasasındaki verilere en azından pozitif haber geldi. Ben buradan tüm varlığımla artık longlayabilirim düşüncesine girmeden işlem yapmasını tavsiye edebiliriz. Peki ben Bitcoin tarafında biraz da teknik seviyeyi dinlemek istiyorum. 20 bin dolarlı seviyelerde aşağı yönlü hareketliliğin devamlılığı ve fırsat alımları hangi teknik seviyede daha çok okunmalı Helin? Açıkçası şu an itibariyle 20.100 desteğinde tutulmaya çalışıyor. 20.000'in altına sarktığı takdirde 19.500'ler belki değerlendirmek için uygun olabilir ama 19.500 kırılırsa eğer faiz artırımı neticesinde bunu fiyatlamaya devam ederse piyasa ki 75 bas puanlık faiz artırımına artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, Waller'ın açıklaması, Fed'in Şahin üyesinin bugün yapmış olduğu bir açıklama, daha da sıkılaşmamız lazım, daha da agresif olmamız lazım tarzındaki söylemler bir kesim tarafından 75 bas puanın da üzerinde bir oran gelebileceği ihtimalini, en azından buradaki ihtimal de bu arada %40'a ulaşmış durumda, bunu tetikleyebileceği öngörüsü var. Böyle bir risk algısı, panik satışları devam ederse 19.500'ün altına sarkarsa geçtiğimiz haftalarda test ettiğimiz 18.000-17.700 bandına kadar gerileme yaşanması mümkün. Kademeli olarak takip edip alış yapmakta fayda var. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Çok kritik bir yerden satış baskısıyla karşılaştığını söyleyebilirim Bitcoin dolar paritesini. Çünkü günlük grafikte, günlük bazda baktığımız zaman düşüş trendinin direnç bölgesinden almış olduğu satış yeni bir dip arayışı korkusunu da yatırımcı üzerinde uyandırıyor. O yüzden veriye bağlı kalarak en azından belki de bir sonraki güne pozisyon devri yapmadan değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ethereum'da merge bugün gerçekleşiyordu. Nedir orada son durum? Onunla ilgili akış ve fırsat alım noktaları doğuyor mu? Ethereum tarafında beklenti ne oldu? Evet, Ethereum aslına bakacak olursak merge güncellemesinden sonra takip etmemiz gereken farklı adımlar var. Bunu doğru anlatmamız lazım. Merge'den sonra 4 farklı adım, 4 farklı güncelleme daha gerçekleşecek. Ve merge bizim için neden önemli? Aslına bakacak olursak burada proof of stake yani pay kanıtına geçişteki resmi bir adım olarak kabul edebiliriz ve bir yol haritası olarak kabul edebiliriz. Evet, çok güzel bir enerji tasarrufu yaratacak ve hatta öyle gözüküyor ki yapılan araştırmalara göre bu sağlanan enerji tasarrufu neredeyse Finlandiya'nın enerji tüketimine denk geliyor. Ama merge'den sonra hayatımızı yani Ethereum kullanıcılarını %100 etkileyemeyebilecek bazı durumlar var. Yani burada gas ücretlerinden ve bunların düşüşünden bahsedilmişti ama buradaki ağ faaliyetlerinin en azından %10 düzeyinde rahatlatılacak olması yatırımcıya gelene kadar ki o birikim süreci belki de yansımayabilir. Yani merge tamamen evet proof of stake'e bir geçişi imzalasa da sonraki süreçte beklendiği kadar bir fayda getirmeyebilir. Böyle bir risk var sadece. Diğer açıdan enerji maliyeti konusunda çok güzel bir adım. Diğer güncellemelere de bakmamız lazım sırasıyla gerçekleşecek olan. Ve ağ kapasitesinin artması, diğer taraftan ağ problemlerinin, tıkanıklıklarının giderilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama buradaki en azından blok ekleme süresi %10 hızlı daha olacak. Bu direkt işlemlerin daha hızlı yapılmasını birebir yatırımcıya kadar tetiklemeyebilir. Bu gibi risklere rağmen yine de piyasanın çok beklediği, önem verdiği bir geçiş süreci. Çünkü diğer kripto para birimlerinin de proof of stake mekanizmasına geçişte önemli ve güzel adımların, en azından test edilip çözülen adımların takip edilmesine yarayabilecek bir veri. O yüzden yine önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu noktada merge'den sonra bireysel yatırımcının herhangi bir işlem yapmasına gerek yok ama artık madencilerin yavaş yavaş madenciliği bırakıp doğrulayıcı tarafa geçmesi için tabii ki de kısıtlar yaratılacak ve nodların güncellenmesi gerekecek. Nodlarını güncellemeyen madenciler zaten ağda sıkışıp kalacak ve otomatik olarak
faaliyetlerini yine de yapamamış olacak. Yani madencilik tarihe yavaş yavaş karışacak. Bir sonraki step de staking sistemiyle birlikte doğrulayıcılarla birlikte hayatına devam eden bir Ethereum olacak ve bu da yatırımcıya pozitif yansıyacaktır. Ama süreci takip edelim. Bir sonraki güncelleme nasıl geçecek ona bakmamız lazım. Tarih kesin değil, net değil. Bazı borsalar sadece güncelleme esnasında ve sonrasında belirli günlerde kripto para yani Ethereum çekme işlemlerini durdurabiliyor. Kullanıcı sadece buna odaklansın. Eğer beklediği bazı seviyeler ve çekim yapması gereken acil durumlar varsa kendi borsasının kripto para yatırıma çekme, Ethereum daha doğrusu yatırıma çekme işlemlerine ne düzeyde baktığı ve ne açıklamalar yaptığını yakından izlesin diyebilirim. Peki bu özellikle merge sırasında sence ağda herhangi bir tehlike, işte arıza, hacklenme gibi sorunlar teşkil edecek midir? Nasıl değerlendirdiniz bunu? Açıkçası ağdaki hacklenmelerle alakalı çok spekülatif söylemler söz konusu. Yani şöyle bir şey yaşanması muhtemel mi derseniz, evet ağda güvenlik açıkları olabilir ve bazı hackerlar bu güvenlik açıklarından yararlanarak ağ daha kolay sızabilir şeklinde bir bölümde bulunuyor. Ancak bu tabii ki hani kısa zamanda giderilecektir. Bu kadar açık hale gelebilecek, açık hedef olabilecek noktaları kapatılacağını düşünüyorum şahsen. Ki bu Ethereum'un reputasyonunu çok ciddi derecede etkiler. O yüzden şu an Vitalik Buterin ve geliştiricilerin yaptığı açıklamalar izinden gidersek ve panik yapmadan acaba daha kötü bir güncellemeye mi geçiyoruz diye bir panik ortamı yaratmadan işlemlerimize rahatlıkla devam edebiliriz. Yatırımcı alım satım yaparken çok fazla bunlara bakmayacaktır. Borsalarda bunun önlemini alacaktır diye düşünüyorum. Evet, altcoin'lerde durum nedir peki? Bu kadar hani zayıf bir görünüm var diyoruz genel işte hem bir genel konjonktür de buna müsaade etmiyor tabii. Piyasanın biraz daha sert satışlarını ağırlıklı seyrediyor oluyoruz ama genel altcoin'lerde ayrışmalar ya da sizin yakından takip ettiğiniz var mı böyle bir fırsat olarak değerlendirilebilecek ya da vadiyi uzatarak en azından yatırımları burada şimdiden almanın faydalı olduğunu düşündüğünüz altcoin var mıdır? Evet, aslında birkaç altcoin listesi, daha doğrusu birkaç altcoin'den bahsedebilirim. Bu noktada Avax'ı bir göz önünde bulundurarak belki kısmi bir sepette bulunması gereken coin'ler listesine koyabilirim. Polygon son zamanlarda yaptığı uluslararası bir firmayla yaptığı bir anlaşma ve bunun zincir farklı firmalar tarafından belki daha farklı bir zamanda değerlendirilebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak belki listeye koyabilirim ama bu bir takip listesi olmalı. Çünkü şu an itibariyle düşüş trendi hala devam ediyor ve altcoin piyasasında fon akışı çok yavaş. Bu noktada hatta geçtiğimiz birkaç gün özellikle Bitcoin dominansının %41'in üzerine çıkması, fonların büyük bir bölümünün burada toplanması ve hatta Ethereum dominansında dahi kısmi düşüşlere neden olması durumu söz konusuydu. Toparlanma izleri görüldüğü takdirde bunu sizinle zaten hep konuşuyoruz. Ama sonradan şu an giren varsa onlar da izlemiş olsunlar. Bu kadar sert düşüşlerin ardından ilk toparlanma izleri majörlerde yaşanır. Geçtiğimiz birkaç günde zaten Avrupa Merkez Bankası'nın aksiyonundan sonra ilk fon girişlerinin yaşandığı kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum oldu. O yüzden sepette mutlaka majörler olmalı. Diğer türlü yakın vadede anlaşma yapmış ya da toparlanma izleri olan coinler bulunmalı. Burada kesin olarak söyleyebileceğim aslında çok temkinli yaklaşmamız gereken coinler var. Belki bundan da biraz bahsetmemiz gerekir. Özellikle Luna'da yaşanan sert fiyat hareketleri dalganın bize devam ettiğini gösteriyor. Diğer taraftan tabii ki de burada kurucusu hakkında tutuklama kararının çıkıyor olması %50'ye varan düşüşler yarattı tekrar Luna bacağında. O yüzden spekülatif olarak tanımlayabileceğim en azından bu coin'den yatırımcının işlem yapmaması, yapıyorsa da topsuz girmemesi ya da kaldıraçlı girmemesinden yana bir tavsiyede bulunabilirim şahsi anlamda.
Peki ben biraz da Rusya'nın bu kripto dünya paralarla ilgili almış olduğu kararları değerlendirmeni isteyeceğim. Uluslararası ödemeleri yasalaştırmak istiyor ve buradan yola çıkarak belki gücünü korumak amaçlı, aynı zamanda ticari akışını da durdurmama amaçlanıyor ama oynaklığı yüksek bir piyasada bu mümkün mü? Bunun yasallaştırılması ne kadar bir süre alır? Var mıdır böyle tahminleriniz ya da yasallaştırdı diyelim? Bunun kripto tarafına nasıl yansımasını düşünüyorsunuz? Özellikle hangi kriptolara? Evet, Rusya'da çok volatilitesi yüksek olan kripto para birimlerinden fazla işlem yapmayacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii stable coin'ler de bir tercih meselesi olabilirdi. Ancak buraya bir parantez açmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile arası pek iyi değil ve belki stable coin'leri tercih etmeyebilir ya da dijital ruble üzerinden ki ticaretine son zamanlarda rubleyle ödemeyi dayatarak yaptığını varsayarsak dijital rubleyi ön plana çıkartabilir ve bunun tabanında gelişkin bir kripto para biriminin tabanını kullanarak gerçekleştirebilir. Belki daha sonra kendi blockchain tabanını da yazmaya yeltenebilir. Ama diğer taraftan rağbet gören ve yani Bitcoin'i listenin ilk sırasına koyacaktır diye düşünüyorum. Rağbet gören kripto para birimlerinden işlem yapmak isteyebilir. Tabii bölgesel güç olma, yani daha doğrusu kendi bölgesinde Kafkaslar'da özellikle etkin bir güç. Aynı zamanda bakacak olursak Orta Doğu kanadında da yine söz sahibi, yani güçlü bir aktör olduğunu söylememiz mümkün. İran'la olan ilişkilerini asla göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum ki İran da kripto para birimlerine çok ılımlı bakan ve lisanslı madenciler yetiştiren, geçtiğimiz süreçte dış ticaretinde bir kripto para birimine kullandığını açıklayan bir ülke, hangi kripto para birimini hangi üründe kullandığını söylemedi. Belki bir güvenlik açığı doğmasın ya da çünkü ambargolarla da boğuşan bir ülke, dikkatleri üzerine çekmesin diye detay vermiyor ama bu işlemleri yaptığını bize söylüyor. Şimdi o blokta İran-Rusya arasındaki ilişkileri de göz önünde alarak o bölgede özellikle Orta Doğu'da, Kafkaslar'da kripto para birimi kullanımının önümüzdeki yıllarda özellikle Rusya'nın 2023'te kripto para kullanımıyla daha da artmasını bekleyebiliriz. Tabanın beslenmesini bekleyebiliriz ama ne kadar çok taban bu kadar geniş kitlelere yayılırsa kripto para birimlerini etkileyebilecek faktörler de o kadar genişliyor. Bu demek oluyor ki bizim 2 yıl, 2,5 yıl öncesine kadar konuştuğumuz kripto para birimlerinde işte aslında siyasi söylemlerden ya da uluslararası ilişkilerden ya da ekonomik takvimden çok etkilenmiyor dediğimiz her şeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu Rusya'nın kararıyla daha da aslında kesinlik kazanmış olacak ve ne kadar çok tabana yayılırsa dediğim gibi o kadar çok siyasi söylemlerle birlikte belki de takip etmemiz gerekecek. Diğer taraftan bir kripto anlamında bir kutuplaşmaya gidilebilir mi? Kutuplaşma yaratabilir mi? Bir durum yaratabilir. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki bazı ülkeler ne yapıyorsa diğer ülkeler daha farklı bir yoldan gitme isteğiyle ve hatta diğer yolu engelleme isteğiyle bazı hamleler yapabiliyor. O yüzden bu süreci yakından izlememiz lazım. Rusya kripto para sektörü için şu an çok önemli bir aktör haline geldi. Amerika zaten öyleydi. Özellikle bir de işin içinde İran da var. Parantez açalım Melin. Çok özür dileyerek sözünü kesiyorum ama İran'da hatta resmi haber ajansı Tasnim yayınlandı ve burada 10 milyon dolarlık bir işlemin gerçekleştiğini söyledi. İthalat siparişini gerçekleştirdiğini söyledi. Ama hangisinin kullanıldığını söylememiş. Biraz da yani burada artık Amerika'ya karşı da bu para birimi kullanılmaya başlıyor gibi görünüyor, değil mi? Evet, yani ambargolarla çok uzun yıllardır boğuşan bir ülke İran ve bunun etrafından dolaşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet. Kripto paralara da bu noktada önem veriyor. O yüzden zaten açıklamamasının bir sebebi de bu. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile bir noktada zaten ters düşüyor ama neyi hangi yolla yaptığını söylerse eğer oraya da bir hamle gelme ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Biz Rusya-Ukrayna savaşında evet hani çok merkeziyetsiz yapılar dedik, bağışlar da kabul edilebiliyor dedik ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı borsalara müdahale etmeye çalıştığını, arka plandan bir takım işler yaptığını biliyoruz ne yazık ki. Evet, Red'le karşılaştı bu.
ama karşılaşmaya da bilirdi. O zaman daha farklı bir manzaradan, daha farklı bir tablodan konuşuyor olurduk. Merkeziyetsiz yapılar yine hayatına devam ediyor ama çok fazla işlemlerin döndüğü ya da kilit noktalarda kripto para işlemlerinin yaptırılabildiği bölgelerde özellikle borsalara da etki edebilecek faktörleri unutmamamız gerekiyor. Bunun tabii ki de önlemini alır İran bir işlem yapıyorsa ama riski atmak istemediğini düşünüyorum. O yüzden gizli tutuyordur. Gizli de tutmaya devam edecektir. Kendi tarafındaki müttefikleri yani çok güçlü bu anlamda yani kripto para ve kripto para ticaretiyle alakalı güçlü müttefikleri ilan edebilecek duruma geldiği takdirde belki o noktada da farklı bir tablo görürüz. Pelin Çelik, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Bayağı bir detay aldık senden son gelişmeleri. Ağzına sağlık tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet efendim, gün sonunu noktalıyoruz. Pelin Çelik'le birlikte kripto para tarafındaki değerlendirmelerini aldık. Yarın 16.30 gün sonunda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Güzel. Sayın Çelik, hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben Pelin Çelik. Değerli konuğumuz, Pelin Çelik bizimle. Uzman konuğumla Pelin Çelik'ten. Kripto para ve kripto para uzmanı Pelin Çelik konuğumuz. Pelin Çelik bizimle. Güzel. Sayın Çelik, hoş geldiniz.